Evet, geçiyoruz dış gelişmelere. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 3. gününe girdi. Sabah saatlerinde Gazze'nin birçok bölgesi, Refah ve Han Yunus kentleri bombalandı. Ölü sayısı 22'ye, yaralı sayısı 235'e yükseldi. Hamas ve İslami Direniş Örgütleri İsrail'e roketlerle karşı saldırı gerçekleştirdi. Gazze güne yoğun bombardıman ve şiddetli patlama sesleriyle uyandı. İsrail savaş uçakları sabahın erken saatlerinde Gazze'yi bombardımana tuttu. Bir saat gibi kısa bir süre içinde yaklaşık 200 saldırı gerçekleşti. Saldırıların 3. gününde ölü sayısı 22'ye, yaralı sayısı da 235'e yükseldi. Bombardımana Refah, Han Yunus kentleri, Gazze'nin kuzeyi, kuzeybatısı ve güneyindeki yerleşim yerlerinin yanı sıra Hamas'ın askeri kolu İzzettin el-Kassam Tugay'ın bulunduğu yerler hedef alındı. Tel Heva mahallesindeki İçişleri Bakanlığı binasının tamamen yıkıldığı öğrenildi. Hamas komutanlarından Muhammed Sinvar'ın evine düzenlenen hava saldırısında ev enkaza döndü, ölen veya yaralanan olmadı. Filistin'deki İslami Direniş Örgütü ve İzzettin el-Kassam Tugayları İsrail'in saldırılarına füzelerle karşılık verdi. İsrail'de ise 3 askerin öldüğü, 6 askerin de yaralandığı ileri sürüldü. Hamas öğleden sonra İsrail'e roket saldırısı gerçekleştirdi. Atılan 2 roketten biri başkent Tel Aviv'de büyük bir patlamaya neden oldu. Şehirde ambulans ve siren sesleri yükseldi. İsrail, Gazze'ye 2 gün içinde kara harekat yapabileceklerini duyurdu. Gazze'den atılan roketlerin durmaması halinde 1-2 gün içinde kara harekatı yapabiliriz dedi. İsrail tankları Gazze sınırında bekliyor.